bugün hem ligin lideri, hem iyi organize olan, hem iyi oynayan, futbolun doğrularını elindeki oyuncularla beraber oynaması gereken en doğru oyunu oynayan bir takıma karşı oynadık. Etkili bir takımdı. O yüzden hafta arasında rakibin yapacağı hızlı hücumları önlem almamız gerekiyordu. Çabuk oyuncuları vardı ve çok süratli hücuma çıkıyorlardı. Hem bunu önlem alırken hem de biz de aynı şekilde onlara karşılık vermek durumundaydık. Bugün de böyle bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Geri düşmemize rağmen, ki iyi oynadığımız dönemlerde gol yedik, geri düşmemize rağmen yine bırakmadık. İkinci yarıda maçı çıkarıp Ayite'yi alıp orada daha süratli, daha driblinglerle rakibi zorlayabilir, defans arkasını zorlayabiliriz diye düşündük ve bunda etkili de olduk. Ve golü bulduk, golleri bulduk, öne geçtik. Son dakikaya kadar da koruduk aslında. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Belki biraz daha ileriye taşıyabilirdik oyunu. Fakat çok normal oyunun bu şekilde gelişmesi. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinden de golü yedik. Ama futbol böyle bir şey. Biz de Konya'da atmıştık aynı golü. Dolayısıyla Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyunu bırakmadılar, son ana kadar pes etmediler. Onlara da şampiyonluk yolunda başarı diliyorum. Oyuncularımı da kutluyorum. Soyunma odasına girdiğimde sakın dedim üzülmeyin. Bugün kazanmış kadar sevinebilirsiniz. Çünkü gerçekten iyi mücadele ettiler ve her şeylerini ortaya koydular. Bizim için de bu yeterlidir. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Hafta içi en iyi şekilde ona hazırlanıp Cuma günü Beşiktaş maçından da inşallah iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle ayrılmaya gayret edeceğiz. Sofyan, Ali abi. Hocam, özellikle ikinci yarıda çok etkili futbol oynadı. İstanbul'da yeniden gol pozisyonları. Evet. Ve 3 gol pozisyonu diyebiliriz. Evet. Çok farklı kazanımlar gelecek bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Çok ciddi bir mesai verdiğinizi biliyorum Beşiktaş'ta. Evet. Takımda her geçen gün takım olma ve kadro belirliği genişlemesi açısından ilerliyor. Evet. Karşımda bir Anadolu takımının lider olarak karşımıza çıkması vardı. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Ve ben gençler diye adına bir soru sormak istiyorum. Yani üç büyüklerin şampiyonu Zalmakası'na karşı koyan bir Karadeniz fırtınasını yaşadık. Arkasına Bursa Spor'la böyle bir mutluluğu yaşadık. Bu futboluna katkı sunan gelişmeler. Evet. Gençler bilen imkanları bana göre Türk futbolunun çok ürünlü olmayan imkanları. Altyapısının ciddiyeti, tesis noktasında. Neler düşünüyorsunuz Beştepe'de? Şimdi belki erken bu sorular. Siz tabii zor şartlarda geldiniz. Tabii, tabii. Ama Türk futbolunun geleceği hakkında da çok şeyler düşündüğünüze inanıyorum. Çünkü böyle sorunlu sahibi teknik adamsın. Düşünüyoruz tabii, yani düşünmeden de edemiyoruz. Her gün düşünüyoruz bunu. Çünkü iyi bir durumda olduğumuzu kimse söyleyemez. Ama göz göre göre bu duruma geldiğimizi de herkes biliyor. Biz zamanında dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince bazı şeyleri dile getirdik. Basın önünde, bazı toplantılarda dile getirdik ama maalesef yani insanlar bir şey yapmaya karar verdilerse sizin söyledikleriniz çok önem arz etmiyor. İşte transferler, biz takımımız iyi, koruyalım, gerek yok, gereksiz yere transfer yapmayalım derken herkes ya nasıl hoca transfer istemiyor falan diye eleştirildik. Çok eleştirildik yani. Şampiyon olan takıma bile güvendiğimiz için çok eleştirildik zamanında. Ama gelinen nokta ortada. O yüzden burada birbirimize suç atmaktansa herkes bence bir kendini çek etmeli. Bir kere her şeyden önce yani futbol, Türkiye'deki futbol kendini bir kontrol altına almalı, kendini bir değerlendirmeli. Çünkü gerçekten zarar veren birçok unsur var futbol camiasının içinde. Bu unsurlar bu niyette oldukları sürece de düzelme şansımız yok. O yüzden ben zaten yıllar önce bir karar verdim. Ben kendi kapımın önünü temiz tutacağım. Beni görüp birisi daha temizlerse mutlu olurum. Yoksa bizim hiçbir şeye tek başına gücümüz yetmiyor, yetmez. Zaten bir araya gelip de bir karar alma şansımız da yok maalesef senelerden beri. Yani
Yaramız derin, çok fazla da konuşmak istemiyorum. Zaten herkes her şeyi biliyor. Benim söyleyeceğim her şeyi herkes biliyor. Önemli olan bunu yapmaya niyetimiz var mı yok mu? Bu. Önemli olan bu. Yoksa futbolda bugün elde edilen gelirlerle kulüpler çok rahat hayatını sürdürebilir. Şampiyon olmasak ne olur? Küme düşsek ne olur? Ben her zaman söylüyorum. Önemli olan bizim, yani kulüplerin üzerinde etkisi olan, sorumluluğu olan insanların kulüpleri yaşatmak birinci görevi olmalı. Önce kulüpler yaşamalı. Kulüpler yaşamalı ki hepimiz, bakın sizler de bizler de buralardan evimize ekmek götürüyoruz. Birçok insan bundan sebepleniyor. Eğer kulüpleri ben daha çok kazanacağım diye batırırsak, yarın öbür gün biz zaten o kazandığımız paraları da çarçur ederiz. Sonra ekmek yiyecek kulüp de bulamayız. Onun için biraz bencilliği de bırakıp hem otokontrol, hem kendi kendimizi kontrol, hem de başkalarını da kontrol etmemiz gerekiyor. Gerekli merciler tarafından. Sivasspor'un durumuna gelince, evet, dik. Yani tabii ki işte kulüplerin bu durumundan dolayı çok farklı bir seyir aldı. Ama Sivasspor doğruları yaptığı için, senelerden beri doğruları yaptığı için ve bundan ödün vermediği için de bugün bu noktada. Kesinlikle tesadüf değil bulundukları yer. Oynadıkları futbol kesinlikle tesadüf değil. Bir çalışmanın ürünü var sahada. Ben Rıza Hoca'yı da tebrik ediyorum. İnşallah devam ederler. İnşallah başarılı olurlar. Hak ettikleri şekilde o başarıyı yakalarlar. Ama diğer takımlarımız, kulüplerimiz de bir an önce kendilerini toparlamaları gerekir. Yoksa yarın rekabet edecek durumda da olamayabiliriz yani. Evet. Ya ben ya o konuda pek şey yapmak istemiyorum çünkü çok normal. Yani eğer hakem 6 dakikaya karar vermişse 6 dakikadır. Yani yemeyebilirdik o golü. Yani hakem uzattı diye gol yedik diye bir şey söyleyemem. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani 5 de verebilirdi, 7 de verebilirdi. Dolayısıyla ben bugün Halis Hoca'yı tebrik ediyorum. Çok, yani bütün hakemlerimizi, hepsini tebrik ediyorum. İyi bir maç yönettiler. Güzel, keyifli bir maç oldu. Yani hem Sivasspor hem biz sadece oynamaya odaklandık. Bence güzel, keyifli bir maç oldu. Onlar da çok iyi yönettiler yani. Son bir soru alalım. Can, öncelikle tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir oyun çıkardınız zaten. Sağ olun. Benim iki sorum olacak. Birincisi, ikinci yarıda çok baskın bir oyun oynamakla rağmen son anda bulduğunuz golü değerlendirebilir miyiz? Yediğimiz golü. Evet. Evet. Ya şimdi tabii yani son dakikada daha konsantre olmalıydık belki ama top yine işte sekti, rakibin önüne geldi. Yani bizim önümüze de düşebilirdi. Biz uzaklaştırabilirdik ya da oraya gelmeden önce sağ tarafta bir pozisyon vardı. Ayit'e pası atabilseydi Fabrizio'ya belki orada ileriye taşıyıp topu maçı orada bitirebilirdik. Olmadı yani, futbol böyle bir şey, artık geriye dönüp hani ne sorgulasak doğru olmayacak. İkinci sorunuzu tekrar. Ha, Beşiktaş maçı, bu maçın etkisi nasıl olur diye sordunuz. Belki de ayaklarımızı hala daha sağlam basacağız yere. Yani belki kazansaydık, çok kısa bir süre var. Cuma günü maç. Bu maçın atmosferinden belki sıyrılmamız zor olabilirdi. Belki böyle daha hayırlı oldu, bilemeyiz. Onu da yaşayıp göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.